Ülke yönetimleri koronavirüsüne karşı geliştirilen aşıları bir an önce halka ulaştırmaya çalışırken aşı firmaları da mutasyona uğrayarak daha bulaşıcı hale geldiği açıklanan koronavirüsüyle ilgili yeni çalışmalarına başladı. Şirketler ilk olarak mutasyona uğrayan virüsün geliştirdikleri aşıların etkinliğini düşürüp düşürmeyeceğini belirlemeye çalışıyorlar. Bu arada ABD'nin şimdilik virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelecek yolculara test veya sağlık taraması zorunluluğu getirmeyeceğini öğrendik. İşte bugün Beyaz Saray koronavirüsüyle mücadele görev gücü toplanarak ülkeye gelecek yolcuların İngiltere'den ayrılmadan 48 ila 72 saat içinde negatif test sonucu sunmaları gerektiğine dair düzenlemeyi görüştü. Toplantıdan çıkan kararla ilgili bilgilendirilen kaynaklar Reuters haber ajansına yönetimin şimdilik böyle bir niyeti olmadığını söyledi. Ancak havayolu şirketleri zaten kendi önlemlerini almaya başlamış durumda. Örneğin British Airways, Delta ve Virgin Atlantic Hava Yolları İngiltere'den New York'a uçacak yolculardan test talep ediyor. 40'tan fazla ülke ise İngiltere'den uçuşları yasaklamış durumda. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Anthony Fauci de mutant versiyonunun Amerika'ya çoktan girmiş olabileceğini söyledi. Fauci, PBC kanalına yaptığı açıklamada İngiltere gibi bir yerde bu kadar yaygınken, Güney Afrika gibi yerlerde de mutasyonlar varken uluslararası seyahati de dikkate alırsanız çoktan ABD'ye varmış olmasına şaşırmam dedi. Araştırırsak buluruz yorumunu yaptı. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri ise koronavirüsünün yeni varyantın ABD'de olduğuna dair bir bilgi bulunmadığını belirtti. Öte yandan bugün ABD Sağlık Bakanı Alex Azar ve Anthony Fauci de koronavirüsü aşısı oldu. Fauci'ye Maryland eyaletinin Bethesda kentindeki merkezde yapılan aşılama televizyonlardan canlı yayınlandı. Bu sürecin bir parçası olmaktan onur duyduğunu ifade eden Anthony Fauci, şu anda gördüğümüz şey gerçekten eşi görülmemiş bir fenomene yol açan yıllarca süren araştırmaların doruk noktasıdır dedi. Sağlık Bakanı Alex Azar da aşıyı olağanüstü bir bilimsel başarı olarak değerlendirdi ve iğne olduğu sırada aşıya tamamen güvendiğini vurguladı. Dün de seçilmiş Başkan Joe Biden canlı yayında koronavirüsü aşısı olduğunu söylemiştik, aktarmıştık sizlere. Ekim ayı başında koronavirüsüne yakalanan Başkan Donald Trump ise henüz aşı olmuş değil. Trump'ın Beyaz Saray sağlık ekibinden gelecek tavsiyeye göre doğru zamanı beklediği söyleniyor. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.